Lan çocuk havlıyor diye burada çekime başladım. Bebe sustu. Vildan geldi. Ben havlayayım. Aha geliyor. Kızım. Geline bak. Köpek mi oldun artık? Tasmanya'ya gelince çok farklı geldi bana. Küçük bir koli deyince de bir garip oldu. Küçük bir koli. Zeytin değil mi bu? Bekle, bekle anneciğim, bekle. Bu ne kalabalık, kaç tane stajyer var odada? Bu ne kalabalık? Ne oldu, korktun mu? Anneciğim. Aşkım. Ama şu çiş olayından vazgeçemedim. İşedi mi yine? Aa basıyor. Peçete atın oraya. İşedi ya. Yavru köpeklerin vazgeçilmezi. Heyecanlanınca işemek. Normal, zamanla geçiyor. Şimdi ilk defa videoya girmeden önce söyleyeyim. Bir, aşağıya Discord'un linkini koyuyorum. Herkes orada bir toplaşsın. Toplaşmaya başladık zaten ama ilk defa video içerisinde duyuruyorum. Bir. İkincisi, Instagram'dan beni takip edin. Linkini şuraya koyuyor, Yusuf koymuştur. Bu aşamalara hızlı geçiyorum bu arada ama söylemem gerekiyormuş. Onların uyarıları geliyor. Üçüncüsü de kanala abone olmadıysanız eğer köpeğiniz böyle şakır şukur işesin her yere. Emin. Yoksa da köpeğiniz... Koltuğunuza işesin. Yok, köpeği olmayanlara beddua edemedim şu an, dur. Köpeği olmayanların da arabaları vardır diyelim. Arabalarının tekerine tuvalet eylesin sokak köpekleri. Bence güzel oldu. Ay yakın. Sen bu havluyla işecek diye mi? Evet. O işenmiş havlu mu? Hayır, kesici gibi duruyor. Ne olmaz. Onu diyecektim, bayağı tellak gibi geldi. Gel ablam, gel seni. Ne olur ne olmadı. Bu çocuk korona atlattı. Gözde ablamız alırsa sorarız diye gelmiştim ki Gözde evet, ablamız aldı. Bu çocukta hem korona vardı hem de giardia dediğimiz bir parazit türü vardı. Çifte ishal. Yani bayağı bir zorlandık ishalini toparlarken ama şu an gayet dışkı kondisyonu güzel, keyifli yerinde. Çiftlikten gelmeydi zaten. Evet. Doğru hatırlıyorum değil mi? Kaç kişi seviyor ya? Şımarık. Zeytin'in Instagram hesabı var. Ha, öyle mi? Videoları çok güzel. Popoya elin sağ elini koy. Sol elini getir. Boynunun altından geçir. Tamam. Gel. Oo. Balık kokuyorsun Zeytin. Heh. Nereden? Halden mi geldi? En güzel taktik bu. Zeytin sayesinde konuşamadım inşallah. Zeytin'in havluyu konuşamadım. Şermin'e musallat oldu. Bir de bende dikkat eksikliği var, oraya odaklanıyorum. Yani hiç odaklanamıyorum konuşmama. Allah Allah. Tam dikkat eksikliğine denk geldi Zeytin'in. Benim çok dikkat eksikliğim var gerçekten. O herkeste var o gün. Bana öyle olur. Ben millete söylerim, bende dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var derim. Ya abi sorma, bende de var. Lan yürü git diye ağzına vurasın gelir adamlar. Ya bu akıllı değil ya, bu akıldan başka bir şey bununki. Ben şey diyorum eğitimlerde falan, buna böyle tut getir falan değil bunun işi. Şey yani, bakkalınızla tanıştırın, aynen, gitsin ekmek alsın gelsin. Aşırı akıllı oluyorlar. Yani kedilerdeki smokinin karşılığı diyebilirim. Çünkü komutları anlıyor. Evet. Bıraksanız yazılım yazar yani. Neydi? Zaten şu an birinci sırada. Zeka, kelime öğrenme ve komut alma. 3000 tane kelimeye kadar nesneleri kelimelerle eşleştirip getir götür komutunu alabiliyorlar. B2 seviye İngilizceleri var. Tabii. Abi ana dili Köpekçe. Baksana şu an resmen senin altını algılamaya çalışıyor. Neyse sessiz olayım. Ama kolilerin en büyük sıkıntısı dermatolojik hastalıklar. Ciddi misin? Ki, evet. Onu ve şöyle bir şey var, bazı otoimmün hastalıklar ya tıkınlar ki biliyorsunuz uyuzun tedavisinde kullandığımız ivermektini kesinlikle uygulayamıyoruz. Toksikasyon sebebi. Onun yerine muadillerini kullanıyoruz ama iyileşmeyi çok inanılmaz geciktiriyor. Evet. Yusuf, ivermektin kelimesini sansürleme. Çünkü bir preparat ismi değil. Evet, ivermektin bir etken madde. Bunu özellikle bir de veteriner hekimliği öğrencilerinin duymasını istiyorum. Çünkü bu çocuğa her hayvanda neredeyse kullanılacak olan ivermektin bu çocukta ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Bu da tamamıyla genlerinden kaynaklı bir mutajenik genden dolayı. Bitti mi işi? Ne oldu? Az önce çeneliyordun. Çok tatlı benim ya. Dışarıda köpeklik yapıyordun ya. İlk defa taşıma çantasıyla gelmedi. Bak bu sefer box demedim. Taşıma çantasıyla gelmedi. Köpek olduğunu mu anladın? Box ne oldu? Evet, ben de box güzel değil bence. Türkçe değil. Niye kullanıyoruz? Ben de takılırım. Sağolsun benim abonelerim de takılıyorlar. haklılar. Biraz daha sakinlemiş ama özellikle moral esnasında çıldırıyordum. Evet. Hiçbir şey Yeti gelmiyor bu aralar, bir onu merak ettim, hatırladınız mı? Yeti kimdi? Size saldırmaya çalışmıştı. Ha, senin kucağından bana saldırın. Evet. Süveterli dede gibi bir imaj olan köpek. Çok güzelsin. Border Collie sahiplenmeden önce kesinlikle iyi şekilde köpek eğitmeyi biliyor olmanız lazım. Border Collie'ler gerçekten fazla zekiler. Ama bu zeka maalesef eğer doğru yönetilemezse böyle şımarıklık ya da farklı yönlere, alfalığı kurmaya, yani siz köpek o sahip olur bir süre sonra. Çok saçma bir olaya gider. O yüzden böyle şeyleri yaşamamak adına akıl seviyesini, akıldan kastım çocukların hepsi akıllı da bazılarının zeka yapısı tabii ki farklı. İnsanlarla ilişkisi farklı. Bunu bilerek adım atmak lazım. Bunu da uyarayım dedim. Yani iyi seviyede köpek eğitimini biliyor olmanız lazım. Hadi geçmiş olsun. Bunun abisi ablası da bizim abonemizmiş zaten. Koş. Hadi güle güle. Koş koş koş. Aynen, balık yağı kullanmanızı önerebilirim. Yani çok sağlıksız değil. Dolar kokmuyor fakat normalde. Spa'ya şimdiden geçmiş olsun diyoruz. Bu arada korona atlatmıştı. Onunla alakalı Gözde'yi iki kelam konuşturursam şimdi videonun peşine koyarız. Tokatımdan önce onu izlersiniz. Korona hastalığı, kedi koronası ayrı, köpek koronası ayrı, insan koronası ayrı. Yani bizim bu yaşadığımız pandemidekilerde. Çünkü gelen ilk hasta sahibinin sorduğu şeyde korona pozitif çıktığında testte şunu dedi. Hocam çocuklarım var, bulaşır mı vesaire. Ondan yana korkmanıza gerek yok. Dediğim gibi kedi, köpek, hatta diğer hayvanlarda falan da var bu. Buzağlarda vesairelerde falan da var. Tamamen türe özgü bir hastalık. En azından şu anki literatür bize onu söylüyor. Korkmanıza gerek yok. Ama atlattığı bir hastalık olduğu için korona ile ilgili yapılacak olan aşıda biraz daha farklı bir düzen işletilecek. Onu da söylemem lazım. Korona ile ilgili bir bilgi verdiyse eğer Gözde, orayı bu kısma koyarsın Yusuf. Çocukla alakalı ne oldu onu çekmiş olursam koyarsın. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Kanala abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Instagram, Discord vesaire şenlendirmeye çalışıyoruz. Başka projeler de geliyor. Bu kadar. Görüşürüz. Bir de bir bilgilendirme daha vereyim. Çocuk şimdiye kadar box'la gelmişti. Bak yine box dedim. Taşıma çantasıyla gelmişti. Ama taşıma çantası, yani taşıma çantasıyla gelmesi gerekiyor. Çünkü çocuğun aşıları bitmeden yere bastırmak istemiyoruz. İstediği kadar klinik ortamı da olsa, temiz de olsa kedinizin, köpeğinizin karma aşıları ve iç parazit düzeni, uygulama düzeni yerine tam oturmadıysa, düzene girmediyse kesinlikle o çocuğu başka hayvanların ayak bastığı yerlere bastırmayın. Yusuf bir selam de. Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Ben DJ Dikkat. Yusuf'un sesini de duyurmuş olalım bir yandan.